Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ne yaptı geldin? Tüne gelin onuzi. Öte olarak gelin biraz. Ne olup kaldı. Allah Teala hemimizini hak yolda müstehkem tuğul nasip kısım. Her birilerinin bu kademleri mübarek bolsun. Allah Teala ecezin versin müşerkepte gördüklerine. Doktor bizge aileninki Adem Aleyhisselam'dan başlap hazır bıçı kandak kegen ceryanını yakışı sözlenmedi. Benimki sözümek için olan temem İslam'da ailenin ehmiyeti. Yani İslam dinimiz aileye kandak ehmiyet biridir. Biz Müslüman boğandıkken özümüzünki mukaddes oluk dinimizinki kandak ehmiyet biridir allıkını bilip şununla göre hareket kısak, iş kılsak bəxt saadetlik əsli gayemizde itəliyimiz. Yani insan ailede dünyada kirli. Bir ailenin ki içi de korkuludu, ailede ösüp yitirildi. Dəsləb ki bilim ve terbiyesini aileden aldı. Onun için İslam ailege naitibek ehmiyet verildi. Hazır ki dünyada cemiyetlerini buzuş, cemiyetteki birlik, beraberlikini buzuşunun ki birinci kademini bu Avrupa'da başka din düşmanları ailini buzuşuyla başlaş karar kılıp şunda kirlilik. Aile kuruşunu kalmaydıgan, aile içidir birisimizsige, hürmet birisimizsige bunu kılmaydıgan, mümkün ailini buzuldukan müjde işte. Şunun için biz Müslümanlar özümüzdeki dinimizden aileki boğan ehmiyetini yakışıp bilip şu boyunca hareket kılışımıza doğru girdi. Ailenin kıymeti, ailenin uluğ bir müessese. İslam'da aile naiti uluğ, naiti kıymetlik, kovdaşlık, tigişlik, başkalar tarafından hürmet kılışlık, tigişlik bir müessese. Bolsun bolutkan, bolmasın bolmayıtkan bir iş emez. Ailenin uluğluğu, onun kıymeti, imanının, o aile azalarının kalbinde müstehkem yerleşişi ve İslam'ınki aile hakkında etkileyen kaide usulleri, emirleri, buyruklarının o ailede icra kılınışı kalmalı. Şu sebepten İslam dinimiz aileye alahide ehmiyet vergen ve bu uluk muassesini her türlü ziyanlardan korktukan. Çünkü aile yıkılsa cemiyet pütürep tutulmaydı. İslam'ın aileye kançılık ehmiyet verdiğallıkını, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde gelgen aile hakkındaki hükümlerinin köprüküden biliriz. Aileye başta kandak kuruş kirektin başlar, ta hayatının ahirgıça bu aileni kandak kovdaş kirek, bu doğruluk Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte nurgun hükümlerini, nurgun kaidelerini bize buyurgan. Benim de vaktini naiti ticeş için kıska binatçı maddede, bayan kılıp lan karım karımını birime. Birinci, aile kuruşka tergip kılış. İslam aile kuruşka tergip kılıdı. Aile kuruşka çakırdı. Aile kuruşka hemimizden Müslümanlarını aile kurumlarda bunu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de doktor okudu. Ve min ayatihi en halakalakum min anfusikum azvacan litaskunu ileyha ve ceala beynekumul meveddete ve rahme inne fî zâlike le ayatı li kavmi yetefekkerun deydi.
Allah Teala'nın ki kudretini köküstürdüğün alametlerinin biri sizlerin ki öz tıkınladın, özünladın cüktülerini yaratıp, er ayal yaratıp birbirinle otursun, mühür muhabbet payda kılıp birbirinle mail olurduğun, birbirinle isteydiğun, birbirinle halaydıgan bundan şekilde kurgallıkta Allah Teala'nın ki kudreti. Bundan boğandıkken bu birbirini halaş, birbirini isteş, bunu bilen buludun, nikah bilen, buraya giriş bilen buludun. Yine Allah Teala başkalarını, balıvakanlarını, toy kılıp koyanlar, öyle koyanlar da ve enkihul ayama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. İyyekunu fukara'a yughnihumullahu min fadlih vallahu vasiun alim deydi. Aranlardaki boytak er, boytak ayarlarının ve yakşı kul çöğürlerinin beşini onşap koyun. Yani öğlendirip koyanlar. Balıvakanlar öğlenmiş, yaşına yetse, imkaniyet bozsa, ballarınlarının vaktinde tızdın, kızlarınlar bozsun, oğullarınlar bozsun, öyle koyanlar. Onlar eğer fakir, kembağallık kalsını, kembağallıktan korkup gitmenler. Çünkü Allah-u Teala öğlengendi ki, onların öz fazla bilen, baykurdu, ihtiyacını durmuş, ne kandaşka bir yol, bir imkaniyet yaratıp biri deydi Allah-u Teala. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam yaşlarına hitap kılıp iyi yaşta sizlerden öğlenişke kadir bulalım Allah öğlensin çünkü öğleniş közünü haramdan saklaydı ve ailede bahtlık buludu da Resulullah bizge yaşlarına öğlenişke tercih kılıp öğleniş ki imkaniyet bulamak Allah, imkaniyet tehdit olunca rozu tutuşuna tavsiye yapılır. Hem de öğlen geldin ki aile öğleniş için avlan nemiş kılış gerek, kız oğul birbirine tallaş gerek. Öğlenmek için olan kişiler birbirine görüşüp, birbirini tallap salih kişiler. Ben bu şu kişiyle bir ömür bir gibi bulalayım ben mi, hayatımı sürdürelim ben mi diyen okşaş bu nesillerini oradan tefekkür kılıp, oradan oylan kılıp. Şuna bizim Uygurlarda at asan ay oylan, kotun asan yıl oylan diye yapma. Yani bir yılını tefekkür kılın dedi yani. Çünkü aile kurup kap ertesi bizim kılıkların nesil emez. Ben de bir kutunla atlaka gelişemizden aciz biterim dedikten bundan emez. Bir er mi, ayal mı, ömür boyunca ben bu şeyden bile yaşayayım ben diyen aile bile yaşar. Onun için ne buluş gerek, şu niyetiyle buluş gerek. Şuna hem de aile kurulgandın ki bu ailenin ki devam kılışı birbirine mihri muhabbet bilen kılış için Allah-u Teala bu ailede erlerge, ayallarga mahsus hukuk ve mesuliyetlerini belgeleyen. Ayal kişinin mesuliyeti nime öğünün içi de, erinin mesuliyeti nime, nime kanda kılış gerek diyen bir okşar. Sonra Kur'an-ı Kerim'de deydi, وَلَهُنَّ مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ayallarının mı, erlerinin ayallarının üstünde hakkı olan tek, ayallarının mı, erlerinin üstünde hakkı var. O hakkını ve o ayalını yakışır. Bir kış kim gidecekleri olsun, öy işleri olsun, onu bir kış ayalının iyiliği gibi olan vezip ise erinin ayalı üstündeki hakkı, iyiliğinin ayalığa itaat kılışı, öyünün içinde balığa kılını yakışır bir kışı, iyili razı olmayan işlerini öyünün içinde kılmazlıkla diyen yokuşur. Müjde işleri rahat kılan vakti de aile, bahtlik, yakışı, ötkül oldu. Üçüncü yanda aileni, bir aile kurulgan iken bir yerde iki adam bir yere gelip bir öy kurulgan iken bunun evlat buluş gerek, balla oturuğa çıkıldı. Bunu asla gaye şu an. Onda boğan iken bu bir aile, bir devlet, küçük bir devlet ki okşaydı. Buna bir başlık oluş gerek, o başlıkta tövendikler, onlara itaat kılış, boysunuş,
o başlık onun ailenin yakışı başkurup ahirgıca bunu vakti saadetlik bir şekilde öpüleştirir. Çünkü onun için ailenin başkuruş meselesi kilidir. Ailenin başkuruşu en muvaffak olan kişi, er kişi boğallığı için Allah Teala ailenin başkuruş mesuliyetini ergi belgen, ergi belgen iken bu boylukı zoravallık kıldığın hukuk emez. Bu mesuliyet hukuki. Ailedeki problemlerini hel kılış, ailede problem çıkışını aldığını eliş, hatunu ve başka ballarınınki turmuş ihtiyacını kamdaş, bu mesuliyet. Bu mesuliyet, bu ailene başvuruşka en layık, bu mesuliyetini kötüleş, üstü gelişka en layık er kişi babalığı için Allah Teala bunu er kişi gebergen, şunun için bu ailenin başkuruşunun mesuliyet, erinin mesuliyeti, aile istedikler o erge itaat kılıç, boysunuş, onunki mecburiyeti. Müjde boğandan ailenin devamlaştığı oldu. Dördüncüsü, ailenin bahtlı kıldığın, bahtı saadetiyle devamlaştırılan amiller var. Bunların biliş lazım. Bununki birincisi takvalık. Allah Teala'nın korkuş, Allah Teala'nın razı olduğun işlerini kılış, narazı olduğun işlerini yeniş. Hem de bunu biz nimdeyimiz salih er, salih ayal ve salih bala. Er kişi salih olsa, Allah'ın korkuduğun olsa, Allah'ın emrini, permanlığını, ailesini bozsun, sırtı bozsun, icra kıldığın olsa, haramdın, her türlü yaman işini sakınırken olsa, ayal kişi mi Allah'ın korkuduğun, aile içi de Allah razı olmadıkan işlerden sakınırken olsa, bunda salih er ve salih ayaldın, dünyada kegen balı mı? Salih balı bulam yetişiydi, o balı cemiyetke paydalık, insaniyetke paydalık, özününki dini, kabatenlikke paydalık, aile olup, kişi olup yetişiydi. Onun için birinci, ailenin bakışlık kıldığın aminin birincisi takvadardır. İkincisi, sövgü, muhabbet, er ayal otursdaki birbirini yakış görüş, birbirini söğüş, bu sövgünü saklaş üçün kireklik olan işlerini o kılış. Üçüncü, yani ailede bazı insan bayağı da problem bulur. Ailede meyli er kişinin bulsun, meyli ayal kişinin bulsun, bazı hatalıklar, bazı kemçilikler yüz biri de olur. Bilip bilmeyi bazı işler. Bunlar nesillerini kömez kısırış. Yani bulmadan da ötep getiş. Hem bir nesilini inçkilap anı kıldın, bağını kıldın da nüfusu cidden çıkıyor. Bunda bulmasını düşün, meyli erdin ötergen kemçilik, meyli ayaldın ötergen kemçilikle mümkün kadar öyücü de oturduk nümüyle birisi birisinin affı kılış, keçir ötüş, köz yumuş bazı hatalıklarla bunu ailenin mengü saklap kılışının yolu. Onun dinkin aile içi de hemkarlaşış. Aile içindeki işlerini hemkarlaşıp beraber birlikte maslahat duran birlikte kılsa ocağda ailenin bakı saadetlik kılgı oldu. Beşincisi hem de nebıkı bunu yukarıdığımı dedik ailenin ayal kişinin ki turmuş çıkımını bir iş erinin ki mesuliyeti onu kılış gerek. Altıncısı ballarını yakışı terbiyeleş. Bunu Hazır Karim söz verdi onun için, onun hakkı toktalmadı. Onun için ki yine de Allah Teala'nın ki bu ailene kodaş hakkıdı ki buyruklarının biri acırışış etmenin işine kılmasın. Mümkün kadar acırışmasın. Ailede her türlü kıyınçılıklar buluşu mümkün. Cidal maceralar buluklaşı mümkün. İnsan bayağı diyende kıyınçıl kapılıklar buludu, buluş cidalde bulup kalıdı. Ama bunu acışıp gidiş nimiske aparmasınlık. Buluk mu? Bala doğandınkin acışış birinci derecede balığı zarar verildi.
İkinci derecede ayağından özüge zarar veriyordu. Onun için bu muassesine, bu uluğ başlığına dedik, uluğ mukaddes bir muassese. Bu muassesine kodaş lazım. Her kancı kinçilin olarak, İslam'da deydi, bu eğer her hatun ikisi oturdu ki cidal maceranı halkılanmaya kalsa, bir yer kilenmeye kalsa, her taraftan bir kişi, ayak taraftan bir kişi oturdu, hekem bulup, bunun müşkülüsüne tınışıp, bunu her kılıçka tırışsın dedi. Hiç bulmadan vakti de, onu diyeyim ki, yani, fakat acılaşmak demeyim bu. Çünkü bir beraber yaşaş, birlikte yaşaşka imkaniyet bulmadan çağdan da buna ne, kılıç, ayrılıp gidiş, onu insanın özünü kendimizi. Ama bunu aldırıp bunu kılmasın gerek. Kur'an dini ayette sizin bir ailenlerde ya iğrenlerden ya hatunlardan mesela sizi yaktırmaydıgan bir huyu var, yaktırmaydıgan bir işi var. Onu da derhal onu yaman kürap aciz bir karşıda kımmanla. Çünkü bir tane bir huyunu yaktırmaydıgan onu yaktırdıgan başka ahol işlerini onu göz altınlığına keltirinle. Sizi yaman köyden bazı işlerdi yakışılık oldu, sizi yakışık köyden bazı işlerdi yamanlık oldu. Bu hakikatini sizi bilmezler onun için sevri kılıp aileden ancak aldırıp acı işit karşısında kılmağını dedi. Onu dedim ki de yine ailenin belgen ehmiyetinin kinayeti çoğunluğu kadın Allah-u Teala miras nimesini bitti, miras kanununu bitti. Aileden birisi vapatlap gitsin karşı olsa onunki kep kalan belini kandak belgeleş gerek, kandak takış gerek, taksim kılış gerek. Bunu mu Allah-u Teala Kur'an'da alayda ayetli olan belgeleydi. Demek yani İslam'da ailege müşündak katta, müşündak mühim ehemmiyet verildi. Yani ben kulaslap gibi tüketi İslam'ın ailege bunçuluk ehemmiyet verişinin ki hikmetleri birinci, insanlar İslam'ın buyruk ve tavsiyelerine emel kılıp öz mevcudiyetlerini ve aile hayatını hoşallık içinde devam kıldırsın da şuna ehemmiyet verildi. İkinci, dünyanı güllendirip onundaki sansız nimetlerden doğru yol bilen menfaatlensin de aileye ehemmiyet verildi. Üçüncü, özleri baki alemde ketkendikken evlatları arkalık manevi mevcudiyetini dünyada saklap kalsın, insan neslinin devamlışlığa ve cemiyetinin güllenişine hessi koşuş bilen mengulluk ve saadetki erişsin de Allah-u Teala aileye ehemmiyet verildi. Tört, İnsanlar uluğ aile muassesinin kovdurulışı ve hak hukuklarının icra kılınışının en küçük ikiliniş ve şübhüge düşmüşsün, başkalarına muhtaç bulmuşsun de aileye ehemmiyet verildi. Beşinci, hiçbir kişi hava hevesine erişip Cenab-ı Allah'ın buyruklarına karşı çıkmışsın, ailesini ziyanğa ve özünü azalığa uçratmışsın da aileye ehemmiyet verildi. Ahırda her bir şahs ailenin hak hukuklarını kovdaş, Kur'an'ın uçuk aşkara hükmü hikellikini bilsin, ailesinin mevcut bulup duruşuna ve hukuklarına alahide riayi kılıp şatlık içi de pak pakizi bir hayat geçirsin de aileye ehemmiyet verildi. İnsaniyet üçün hakiki beht saadet manumuşu aile saadetidir. Allah-u Teala'nın bütün ailelerine mengülük ve saadet dileyen amin.